Risksiz gebelik diye bir sınıflama yaptık biliyorsunuz. Baktığım zaman doğumların %85-90'ı aslında risksiz sınıfa giriyor. Ve bu mantıkta da bakılırsa doğumların %85-90'ı suda doğum yapabilir anlamına geliyor. Ancak bu kadar da basit bir olay değil. Suda doğumun doğal doğum bir parçası olduğundan bahsettik. Bazı şartların olması öneriliyor suda doğum için. Bunlardan bir tanesi bir eğitim gerekliyor. Çünkü bu eğitimsiz klasik kara doğumlarındaki bilgi birikimiyle suda doğum yapmak o kadar da kolay değil. Neden derseniz, şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Biraz evvel de bahsettiğimiz epidural kateterin uygulandığı durumlarda suyun içerisine girmek infeksiyon açısından bazı riskler oluşturuyor. Dolayısıyla serum şeklinde veya epidural kateterle vücutta herhangi bir girişim yapılmışsa suyun içerisine girmek çok uygun değil. Bu nedenle ağrıyı gidermek için ilaç dışı bazı teknikleri öğretmemiz gerekiyor hamileye, anne adayına. Bunlar nefes teknikleri olabilir, meditasyon olabilir, derin gevşeme olabilir. Sonuçta bazı ilaç dışı ağrı gidici teknikleri öğretiyoruz. Bu bir eğitim işi. Aynı zamanda babanın da bu sistem içerisinde olmasını istiyoruz. Babaya da doğumu anlatıyoruz. Bunun için de bir eğitim gerekiyor. Buradan sonuçta bütün daha başka bir sürü konu da var. Bunların anneye ve babaya, adayına anlatıldığı, öğretildiği saatler gerekli. Yani kurslar gerekli. Bunun için doğuma hazırlık eğitimlerinin öneminden bahsetmek istiyorum açıkçası. Bu ister suda doğum olsun, ister doğal doğum olsun veya normal doğumlar olsun, hepsinde aslında çok gerekli. Çünkü bilgi her şeyin başı.